Evet hocam, bir seyircimiz sormuş. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam, insan ölünce ruh ne oluyor demiş seyircimiz. Şimdi insanın beden ve ruh ile ikisinin bir birlikteliği var. Allahu Teala insanı beden ve ruh ile beraber ne yapmış? Yaratmış ve ikisinin bir birlikteliği var ama nasıl bir birlikteliğin tarifi yok. Mesela denilir ki ruh insanın yani bedenin içinde midir? İçinde değildir. Peki dışında mıdır? Dışında da değildir. Peki sağında solunda nere? Onu tarifi yok ama birlikteliği var mı? Var. Mesela şu gözümüzün görmesi bedeniyle değil ruh ile beraber oluyor. İşte diğer özelliklerimizi de çoğaltabiliriz. İşitmesi, konuşması, diğer bütün özellikleri ruhun bedeniyle olan birlikleriyle beraber oluyor. Yani dolayısıyla peki ölüm nasıl gerçekleşiyor? İşte o ruh ile bedenin ilişkisi birbirinden ayrıldığı zaman ölüm gerçekleşiyor. Şimdi mesela insan öldü deniliyor. İnsanın ölmesi nasıl oluyor işte? Ne zaman ki o ruhun o bedenle ölen kişinin bedeniyle birlikteliği ayrılıyor. Yani birlikteliği artık kesiliyor. Dolayısıyla insan ölmüş oluyor. Bedeni nereye koyuyorlar? Kabre koyuyorlar, mezara koyuyorlar. Peki ruh ne oluyor? Ruh ölüyor mu? Ruh ölmez. Ruh berzah alemi denilen, işte biraz önceki hadis-i şerifte söylemiştik ya, işte kabir bir kişi için ya cennet bahçesidir ya da cehennem çukuru dedik. İşte o kabire konulduktan sonra artık orada bir hayat başlıyor. Yani ebedi ve sonsuz dediğimiz hayat orada başlıyor yani. Yani şu anda cennet var, cehennem var ama kabirde kişinin hayatı başlıyor. Peki ruh ne oluyor? Ruh içinde deniliyor ki berzah alemi denilen, ha bu berzah alemi nerededir bilemeyiz, o isim o. Yani yukarıdadır, aşağıdadır, şurada mı diye sadece ifade olarak öyle söyleniyor. Berzah alemi denilen bir alemde ne yapılıyor? Şeyi devam ediyor yani, şeyi devam ediyor ruhun. Ondan sonra bu şekilde de ne yapmış oluyor? Ruh ölmemiş oluyor. Yani ruhun yok olması, beden belki toprağa konulduktan sonra çürüyor, yok oluyor diyebiliriz ama ruh ne yapılmaz? Yok olmaz yani. Berzah alemi denilen alemde hayat ne yapıyor? O şekilde ebedi ve sonsuz olan hayat devam ediyor. Ne zamana kadar? Mahşer gününe kadar. Mahşer gününe kadar o birliktelik ne yapmış olacak? Devam etmiş olacak inşallah.